Arkadaşlar İslam tarihi ve medeniyeti konusu altında e, öncelikle İslamiyetin ortaya çıkışını, İslam kültür ve uygarlığının gelişimini inceleyeceğiz. Bu konuyu Hz. Muhammed dönemi, 4 Halife devri, Emeviler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri devleti olarak bölümlere ayırarak inceleyeceğiz. Öncelikle İslamiyet'in ortaya çıkmasından önce yani İslamiyet'in 610 yılında Arap Yarımadası'na bir din olarak ortaya çıkmasından önceki döneme bir bakalım. Arapların bu dönemde yaşam tarzları, sosyal yapıları, siyasi ve ekonomik yapıları nasıl? Öncelikle bunu bir inceleyelim. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'ndaki dönem arkadaşlar İslam tarihinde Cahiliye Devri adı verilir. Siyasi örgütlenmelerine baktığımızda Arapların İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın 3 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Güney Arabistan yani Yemen bölgesi. Güney Arabistan'da Main, Seba, Himyeri gibi Arap devletleri, Kuzey Arabistan'da Nebati Krallığı, Tedmir Devleti ve Gassaniler ve Orta Arabistan dediğimiz Hicaz bölgesinde ise Mekke, Medine, Taif gibi kentler bulunmaktaydı. Bizim özellikle burada inceleme altına alacağımız bölge Hicaz bölgesi. Yani Orta Arabistan. Çünkü İslamiyet'in ortaya çıktığı yer zaten Mekke kenti olduğu için biz de Hicaz bölgesini inceleme altına alacağız. Ancak bu tabloya baktığımızda Arap Yarımadası'nın 3 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Ve her bölgede ayrı ayrı devletlerin, Arap devletlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla cahiliye devrinde şöyle bir yorum yapılabilir. İslamiyet'ten önceki dönemde Araplar kendi aralarında siyasi birliklerini sağlayamamışlardır. Yani tek bir devlet çatısı altında toplanamamışlar. Farklı bölgelerde farklı devletler ortaya çıkmıştır. Hicaz bölgesine de baktığımızda toplum ikiye ayrılıyor bu dönemde. Hicaz bölgesinde toplumun bir kısmı çöllerde yaşıyorlar. Çöllerde kabileler halinde örgütlenme görülüyor. Yani Araplar arasında kabilecilik anlayışının yaygın olduğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla çöllerde yaşayan bu kabileler yani bedevi adı verdiğimiz gruplar göçebe bir yaşam tarzını benimsemişler ve dolayısıyla göçebe yaşayan toplumların da ekonomik faaliyetlerinin hayvancılık olduğunu biliyoruz. Kabileler halinde örgütlenmeleri kendi aralarında kan davalarında beraberinde getirmiş. Çünkü Arap yarımadasında İslam öncesinde cahiliye devrinde e, bu Arap kabileleri birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi sağlamaya çalışmışlar. Her kabile bir diğerinden daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Bu da kan davaları ve savaşların kabileler arasında yaşandığı görülüyor. Dolayısıyla kabileler halinde örgütlenmeleri de ve aralarında savaşlar yapılmaları da Arap yarımadasında İslamiyet'ten önce kabileler arasında siyasi birliğin olmadığının göstergesidir. Bunun dışında toplumun bir kısmı özellikle soylu tabaka yani elit kesim e kentlerde yaşıyor. Özellikle Mekke kentinde ve en önemli ekonomik faaliyette ticaret. İslam öncesi Araplar açısından arkadaşlar ticaret çok önemli. Bu anlamda çok da önemli bir ticaret yolları var. Orta Arabistan'dan, Mekke'den, Hicaz'dan başlar, Suriye'nin başkenti Şam'a kadar gider arkadaşlar bu ticaret yolu. Buna Hicaz-Şam ticaret yolu adını veriyoruz. Burada Araplar özellikle kervan ticaretiyle ilgileniyorlar ve bu yolla zenginleşmişler. Burada özellikle az önce bahsettiğimiz uyarıya baktığımızda da İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na siyasi birlik olmadığını da yine söyleyelim. Araplar arasında arkadaşlar İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde köleciliğin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yani sosyal sınıflaşmanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sosyal sınıflaşmanın görüldüğü toplumlarda da sosyal eşitsizliğin yani adaletsizliğin olduğunu da bilmekteyiz. Toplumsal anlamda baktığımızda İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde Araplar arasında ataerkil bir toplum yapısının olduğu da görülüyor. Yani erkeğin daha ön planda olduğu, kadının daha ikinci plana itildiği bir toplum yapısı var. Araplar arasında cahiliye devrinde sadece soylu ailelerin kadınları değer görmüş. Bunun dışında daha erkeğin ön planda olduğu bir toplum yapısı görülüyor. Buna da ataerkil yapı deniliyor. Siyasi ve sosyal örgütlenmelerinin dışında cahiliye devrinde bir de dini inanış konusuna bakmamız gerekiyor tabii. Araplar arasında, Arap yarımadasında en yaygın din arkadaşlar bu dönemde putperestliktir. Ama putperestlik gibi çok tanrılı bir dinin yanında tek tanrılı dinler de görülüyor Arap yarımadasında. Özellikle Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlerde yine bu dönemde görülmüş. Burada özellikle belirtmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bu önemlidir. Araplar arasında kabilecilik anlayışının yaygın olduğunu söylemiştik. Yani kabileler arasında da biliyorsunuz sürekli kan davaları olduğunu, birbirleriyle üstünlük mücadelesine girdiklerini söylemiştik. Ama 6. maddemize baktığımızda diyor ki kabileler haram ayları denilen dönemde savaşmazlar. Kabe'yi ziyaret ederek, Kabe'de bulundurdukları putlarını ziyaret ederek Mekke'de şenlikler, şölenler düzenlerler, kendi aralarında ticaret yaparlardı. Bu faaliyetlerine, etkinliklerine arkadaşlar Ukas Panayırı adı verilir. Yani kabileler haram aylarında kendi aralarında savaşmazlar. E, Mekke'de bulunan, Kabe'de bulunan putlarını ziyaret ederler. Şölenler ve şenlikler yaparlar. Ve buna da Ukas Panayırı adı verilir. Biz de buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, burada yapacağımız yoruma bakarak, Ukas Panayırı siyasi birliği olmayan Arapların kültürel birliklerini sağlamalarına yardımcı olmuştur. Buna benzer bir durum arkadaşlar eski çağ medeniyetlerinden Yunan uygarlığında vardır. Biz biliyoruz ki Yunan uygarlığı şehir devletleri halinde örgütlenirler ve şehir devletlerine polis adı verilirdi. Ama bu şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu ama Yunanlarda tanrıları Zeus adına 4 yılda bir bir araya gelir olimpiyatlar düzenlerlerdi ve biz de diyorduk ki bu olimpiyatlar siyasi birlik olmamasına rağmen kültürel birliğin sağlanmasında etkiliydi. İşte Yunanlardaki olimpiyatlarla e, İslam öncesi Araplardaki Ukaz panayırı aynı görevi üstleniyor. Kültür birliğinin sağlanmasında etkili. Cahiliye devrinde Arapların siyasi, sosyal, ekonomik ve e, kültürel yapısı bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve böyle bir ortamda, böyle bir yapıda 610 yılında İslamiyet bir din olarak e, Arap Yarımadası'nda kendini göstermiş. Ancak 610 yılında İslamiyet'in bir din olarak inmesiyle ilk ile birlikte Mekkeli ileri gelen putperestler Müslümanlara baskı ve şiddet uygulamaya başlıyorlar. Peki Mekkeli ileri gelen bu soylu ailelerin putperestlerin e, ilk Müslümanlara baskı ve şiddet uygulamasının sebepleri neler? Bakıldığı zaman sebeplerini Mekkeli ileri gelenler İslamiyet'in eşitlik anlayışından dolayı kendi toplumsal ve ekonomik çıkarlarının zedeleneceğini düşünüyorlardı. Evet arkadaşlar çünkü İslamiyet'in içeriğine baktığınızda eşitlik prensibi olan bir din. Ama cahiliye devrinde Araplar arasında kölecilik çok yaygın, köle ticareti çok yaygın. Bu anlamda İslamiyet eşitlik prensibini getirdiği için Mekkeli ileri gelenler özellikle kendi toplumsal ve ekonomik çıkarlarının zedelenmesini istemediler. Bu konumlarını kaybetmek istemediler. İkinci bir sebebi ise İslamiyet'in yeni bir din olarak gelmesi ve putları yasaklaması. Arkadaşlar yeni gelen bir din sonuç olarak toplum tarafından kolay benimsenmeyebilir. O yüzden bu anlamda toplumların alışkanlıklarını değiştirmesi e, her zaman zordur. E, yeni gelen bu din putları yasakladığı için de e, putperestler tarafından da tepkiyle karşılanmış. Burada bir uyarımız var. İlk Müslümanlar baskı ve şiddet karşısında ilk olarak Habeşistan'a göç etmişler. Ancak etkili olmayınca da 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdir. Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayına İslam tarihinde hicret adı verilir. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra yani hicreti gerçekleştirdikten sonra tabi İslam tarihinde böylesine önemli bir olay beraberinde de önemli sonuçlar getirmiştir. Özellikle biz ilk maddemize baktığımızda İslamiyet'in baskı ve şiddetten kurtulup daha serbest bir ortamda daha kolay yayılma fırsatı bulduğunu görüyoruz. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra artık bir İslam devletinin temellerinin de atıldığını görmekteyiz. Bu İslam devletinin başkenti yani merkezi Medine olmuştur. Bir İslam devleti varsa bu devletin bir de başkanı olacaktır, devlet başkanı olacaktır. Dolayısıyla Hz. Muhammed İslam devletinin devlet başkanıdır. Bu anlamda arkadaşlar kurulacak olan veya da kurulan İslam devleti Teokratik özellikler içermekte. Yani dine dayalı bir devlet olmuştur. Çünkü dini kurallarla ve özellikle bir peygamber tarafından kurulan bir devlet olduğu için teokratik özellikler taşımaktadır. Aynı zamanda hicret olayının İslam tarihindeki önemine baktığımızda da hicri takviminde biliyorsunuz temelini oluşturmuştur aynı zamanda. Burada arkadaşlar özellikle... Bir notumuz var diyor ki burada Hz. Muhammed Medine halkıyla yani Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra hicret olayı gerçekleştikten sonra Medine halkıyla karşılıklı hakları içeren Medine Sözleşmesi'ni imzalamış ve bir devlet başkanı gibi hareket etmiştir. Bu Medine Sözleşmesi'nin içeriğinde de der ki Medine kentinde herkes istediği dine ve inanca serbestçe inanabilecek ancak dış saldırılara karşı şehrin savunmasını herkes ortak olarak yapacaktır diyor. Yani herkese bir dinle inanç özgürlüğü getirilmiş ama şehrin savunmasını herkes ortak yapacaktır denilmiş. İşte Hz. Muhammed Medine halkına böyle bir sözleşmeyi kabul ettirmekle zaten devlet başkanı gibi hareket etmiştir. Medine Sözleşmesi de aynı zamanda İslam devletinin ilk anayasasıdır arkadaşlar. Müzik